Ben iki ayrı suç isnadıyla yargılanıyordum. Fakat daha öncesinden yönetici vasfıyla beni tutukladılar. Altı ayrı suç vardı. Cezaevinin verdiği Kırıkkale'de bir kimlik kartı vardır. O cezaevi kapısında, koğuşun kapısında asılıdır. Kapısında asılan kimlik kartında nitelikli cinsel saldırı, çocuğa tecavüz, kara para aklama, çok yüz kızartıcı suçla ilgili bir kimlik kartım vardı. İddianame çıktıktan sonra bu suçlardan tamamından savcılığın re'sen kararıyla takipsizlik aldım. Fakat o suçlar istinaden ben defalarca kamuoyu baskısı altında ailem ve benim üzerimde bir baskı kurulmaya çalışıldı. Düşünsenize, televizyonlarda sürekli çocuğun cinsel istismarı haberleri dönüyor ve ben orada yönetici konumundayım. Bu 5 ayrı suçtan savcılığın re'sen kararı çok enteresandır aslında. Bu süreç zarfında savcı hiçbir şekilde benimle bir muhatap olmadı. Ben savcıyı ilk defa mahkemede gördüm. Normal şartlarda böyle ağır suçlarla yargılandığınızda veya tutuklandığınızda savcıyı görmeniz gerekir. Savcı sizin ne düşündüğünüzü, ilk başta savunma delillerinizi ister ki iddianameyi onunla ilgili hazırlaması lazım. Zaten hukukta çok basit bir şey var. Yani sonradan öğrendim bunu. Kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanıyorsanız sizinle ilgili somut deliller var demektir. Bu somut delillerle de hemen iddianame hazırlanması gerekir. Bizde makul şüpheyle normalde tutuklanmış olmamız lazım. Kuvvetli suç şüphesiyle tutuklandık ve bunun akabinde de 18 ay hapis kaldıktan sonra iddianame bize ulaştı. İddianame bize ulaştıktan sonra da baktık ki bu suçlara istinaden benimle ilgili bir konu yokmuş. O yüzden de re'sen tahliye kararı verdi. Tüm arkadaşlarımızla ben aynı konumdayım. Yani hepsindeki iddialar tamamen soyut. Elde tutulur somut bir delil yok. Yer yok, zaman yok, mekan yok. Hiçbir şey yok bu iddialarla ilgili. Fakat onlar tutuklu, ben tutuksuzum. Bu da iddianamenin aslında ne kadar özensizce hazırlandığının bir ispatı oluyor. Nitekim iddianamenin bir yerinde ki hatırladığım kadarıyla 477. sayfa olması lazım. Tanıklarla ilgili somut delil olmamasına rağmen diyor, beraber olduklarından dolayı tutuklanmaları gerekir diyor ve hüküm yemeleri gerekir diyor. Bu gibi bir ifade kullanmış.